Dur. Nefesinin kokusunu almayayım. Bu ne güzel bir karşılama komutan. Ev sahibi biz olsaydık daha iyisini de yapardık. Yalnız bakıyorum, içinizden biri eksik sanki ha? Bu topraklarda düşmanını tanıyacaksın. Öyle mi? Yalnız şimdiden söyleyeyim. Başka bir planınız varsa unutun. Çünkü bizim de şu an yanımızda olmayan arkadaşlarımız var. Tarıyorum komutan. Şu an kulağına fısıldıyor değil mi? Söyle ona boşuna uğraşmasın. Merak etme. Eğer Yavuz'u bize verirsen biz de Erdal'ı sana vereceğiz. Sonra da başka bir yerde, başka bir zaman canını almak üzere buradan ayrılacağız. Ne güzel bir temenni. Merak ediyorum komutan. Neden ülkenizi bu kadar seviyorsunuz? Yani bir daha böyle sohbet ortamında olamayabiliriz diye soruyorum. Neden? Çünkü bu dünyada sizin kadar pislik o kadar çok ki. Özgürce yaşamak için birlik olmaya ihtiyacımız var. Bu yani ha, bu kadar mı? Tabii ki de değil. Bu sadece özeti. Asıl filmi Türk mahkemelerinde yargılanırken izleyeceksin. Azminize ve inancınıza hayranım. Bu kadar muhabbet yeter. Şu takası bitirelim hadi. Hay hay. Nasıl yapalım? Aynı anda mı? Uygundur. Bir saniye. Küçük bir önlem.
Yavuz komutanım değilmiş. Komutanım bunlar bize resmen alay ediyor. Ben ona göstereceğim alay etmeyi. Eylem, verici aktive mi? Hemen aktive ediyorum. Hadi peşlerine düşüyoruz. Ne haber Erdal? Sonunda geldiniz. Bir an hiç kurtulamayacağım sandım. Konuşmadın değil mi? Asla. Beni konuşturmak öyle kolay değil. Güzel. O halde iyi bir alışveriş oldu. Yavuz'u ne yapacağız? O benim ganimetim. Yavuz'la ben ilgileneceğim. Tamam Erdal, bitti işte. Sakin ol artık, kurtuldun. Sakinim ben, bir sıkıntı yok. Aşık, nedir durum? Komutanım, 7 kilometre önümüzdeler. Hala seyir halindeler. Güneye doğru devam. Konuştun değil mi? Nereden çıkardın konuştuğumu? Ağzımı bile açmadın. Konuştun değil mi? Yemin ederim ağzımı bile açmadım. Doğru söyle, yaşamana izin vereyim. Etrafımızı sardılar. Beni öldürmeye çalıştılar. Kim? Bizimkiler. Örgüt mü? Yani ben öyle sandım. Meğerse hepsi onların adamlarıymış. Oyuna getirdiler beni. Ben de kızdım, konuştum. Kesin takip ettiler bizi. Telefonu ver. Nisan Hanım. Efendim? Bu Erdal Salah konuşmuş. Peşimize düşmüşlerdir. Buradan hemen çıkmamız lazım. Jeti'mi gönderiyorum. Neredesin? Havaalanına 10 kilometre uzakta bir yerde. Çık hemen oradan. Yavuz seninle mi? Evet. Öldür onu. Akşam buluşalım. Örgüt Erdal'ın konuşunu öğrenirse hiç iyi olmaz. Şimdilik aramızda kalsın. Dediğim gibi hemen terk et orayı. Anlaşıldı. Adamları topla. Az kaldı, yaklaşıyoruz. Sinyal sabitlendi, sanırım mekandalar. Keşanlı burada dur. Sızma yapacağız. Nisan Hanım, kapıda polisler var. Ne? Polis mi? Daha neler? Hanımefendi. Buyurun, ne vardı? Bizimle gelmeniz gerekiyor. Konu neydi? Bizim bir malumatımız yok. Nisan Hanım, avukatınızı aramamı ister misiniz? Gerek yok. Kim çağırtıyor beni? Bir bilgi veremiyoruz. Zorla getirme kararı yok. Sadece bir davet. Bu nazik daveti reddetmek kabalık olur. Hem kim çağırtıyormuş beni çok merak ettim. Tanışmış oluruz. Bekleyin, hazırlanıp geliyorum. Bekliyoruz. Şimdi beni iyi dinleyin. Türkler peşimizde. 3 kişi Yavuz'u buradan alıp başka bir yere transfer edecek. Neden öldürmüyoruz? Sen karışma. O benim işim. Geri kalanlar burada gelenleri karşılayacak. Hepsini öldüreceksiniz. Tuzak mı kurarsınız, pusu mu kurarsınız, kendinizi mi patlatırsınız? Ne yaparsanız yapın, umurumda değil. Ya peşimize takılırlarsa? Türklerin önceliği Yavuz'u kurtarmak, biz değiliz. Hadi. Ha bu arada... Yavuz'un burnu bile kanasa bunu sizden bilirim. O benim. Evet beyler. Sizin için
İz çök. Ellerinden sen de bağla. Ne oldu ya? Bir yere mi gidiyoruz? Soru sorma lan. Dediğimi yap. Hareketlilik yok. Burası olduğuna emin miyiz? Sinyale bakılırsa burası. Sokulalım iyice anlarız. Yavuz Karasu kaçmış. Çabuk gelin. Duymadınız mı? Burnu kanarsa sizi öldürürüm demişti. İndirin silahları. Bana mı baktınız beyler? Işık var. Thank you.
Nereden bu? Ölmüş. Allah kahretsin, vericiyi buldular demek. Bu da geleceğimizi bildikleri anlamına geliyor. Yani içeride her türlü tuzaklama yapılmış olabilir. Komutanım, ne yapıyoruz şimdi? Yavuz komutan, içeriden mi dışarıdan mı bilmiyoruz ki. Vericiyi buldularsa onu da çoktan götürmüşlerdir buradan. Beyler, isterseniz sizi koltuk falan getirelim ha. Olay açık oturuma dönecekse yorulmayalım. Ne diyorsun oğlum? Ne yapacağımızı konuşuyoruz şurada. Şimdiye kadar girip komutanımı alıp çıkmıştık diyorum. Çaylak, drone yanında mı? Yanımda komutanım, çantada. Önden bakalım. Tamam komutanım. İki dakika yazır. Ulan iyice ater oyununa döndürdünüz be. Salın girelim işte. Keşanlı. Sen özel kuvvet askeri misin? Serden geçti Yeniçeri mi? Oğlum soyadım Serden geçti değil mi? Ne anlatıyorsun sen? Adam haklı beyler. Saçma bir soru oldu, haklısın. İçeri göremiyorum komutanım. Ya hadi girelim aga. Hadi girelim ya. Toparlan Çaylak. Beyler giriyoruz. Hah? Komutanım. Nerede kaldınız oğlum? Komutanım, burada tam olarak ne oldu? Hiç. Komutanım, hepsini sen mi öldürdün? Ben bir şey yapmadım. Dışarıdaydık. Silah sesi falan da duymadık. Komutanım, tek başına halletmişsin hepsini. Komutanım, yaralarım var. Bakayım istersen. Bu yaralara sen bir şey yapamazsın aşkım. Komutanım.
Komutanım, iyi görünmüyorsun. İyi değilim çünkü. O sana işkence mi etti? Hepsi benim yüzümden öldü. Nasıl komutan? Uzak dur benden. Ne diyor oğlum? İlaç falan verdiler herhalde. Aşk, hemen arabayı getir. İyi değil o. Emredersiniz komutan. Erdem Albay'ıma haber verin. Yavuz komutanımı ona teslim edeceğiz.